Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu atakeste Twitter'da trend topik olan bir konuyla başlayalım istedim uzun zamandır trend topiklere bakmıyordum. Sonra bir baktım İslam'da layıklık haram diye bir trend topik var. Çünkü bu konu üzerinde net bir bilgi olmamakla beraber layıklığın de İslam'ın da çok bilindiğini özellikle ülkemizde çok bilindiğini düşünmüyorum. Ancak soruya en başta cevap vereyim hemen. Layıklık İslam dininde haram mıdır sorusunun cevabı evet haramdır olacak. Eğer başka bir cevap verdiyseniz bu sorudan yanlış cevap vermişsiniz demektir. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bunu da unutmayın. Gelin isterseniz çok da fazla uzatmadan neden İslam dininde haram olduğu konusuna da değinelim. Ancak videoya geçmeden önce eğer abonemiz değilseniz abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve katıl butonu ile kanalımıza destek olmanızı rica ederiz. Hemen intromuza geçelim sonra da detaylara geçelim. Öncelikle laiklik İslam dininde haram mıdır diye sormuşken hemen belirteyim diğer dinlerde de laiklik haramdır yani ya da yasaktır ya da günahtır. Nedeni ise laiklik dinlerin kutsal saydığı hükümlerle yönetilmeme hakkı demektir. Klasik olarak bildiğimiz hani şu din ve devlet işlerinden birbirinden ayrılması diye bir tanım var ya hani böyle bir laiklik tanımını çok kereler duymuşsunuzdur özellikle okullarda çok duymuşsunuzdur. İşte bu tanımın açılımı da aslında bunu sağlamak içindir. Dinin hükümleri devleti yönetmesin devletler dinsel kanunlarla değil insanların çıkarttığı insani ve dönemsel kanunlar yaratılsın diye laiklik vardır. Laiklik nedir veya ne değildir konusunda birçok atakeste veya videoyla yayın cevap verdiğim için burada ona girmeyeceğim ama burada zaten değinmemiz gereken dine göre laiklik nedir konusudur. Dinler ki buna İslam dini de dahil insanları yönetmek için zamanın insanları tarafından ortaya atılmış kurallar bütünüdür. İçinde rutin veya ritmik ibadetler, dinin ortaya çıktığı bölgeye göre kültürel çıkarımlar ve tabii ki insanlar tarafından ortaya atılmış kanunlar vardır. Bu nedenle örneğin İslam dinini ele alacaksak 7. 8. ve 9. yüzyılda yaşamış insanların ortaya attığı kanunlarla 20. ve 21. yüzyıl insanlarının ortaya çıkarttıkları kanunların çarpışmasıdır İslam ve layıklık çarpışması. Layıklık İslam dininde haram mıdır derken Yüzlerce sene önce ortaya atılan kanunlar mı yoksa bu zamanda ortaya atılan kanunlar mı bizi daha mutlu yapar veya refaha eriştirir denilmek istenmektedir. Çünkü zaten bir Allah yoktur. Allah adına kanun koyanlar vardır. İşte dinleri ilk ortaya atan bu kanun koyucuları yaşadıkları zamanın gereklerine göre başka bir kanun koyucu istememektedirler ve istemezler. Bu çerçeveden bakarsanız o insanlar bundan yüzlerce sene önce ortaya attıkları kanunlarla bugünü yönetmeye kalkmaktadırlar. Gerçi haksızlık yapmayalım. İslam tarihindeki Muhammed karakterinin ki bak dikkat edin Muhammed'in kendisi değil. Muhammed'in yaşayıp yaşamadığı bile tarihsel olarak bilinemez. Sadece İslam tarihinde geçen ve adına Muhammed denilen bir karakterden bahsediyorum. Onun bile aslında böyle bir iddiası olduğuna yani ilerideki gelecek nesilleri yönetme iddiası olduğuna dair bir emare yoktur. Muhammed sadece kendi yaşamı boyunca karşılaştıklarına göre bir Kur'an hükmü inşa etmiş gözükmektedir İslam tarihine göre. Öldükten sonra kimin halife olacağını bile tayin etmemiş olması, kendisinden sonraki dünya hakkını bir fikir beyan etmediğini göstermektedir. Ancak her ideolojide veya dinde o ideologdan yani o ideolojiyi yaratan ideologdan veya o dini yaratan peygamberden daha fazla ideolog veya daha fazla peygamber olan insanlar vardır. Hepsi o ideolog ve peygamber için kendi kafasındaki sistemi adapte etmeye çalışırlar. Onlar o ideologdan daha ideolojiye sahip o peygamberlerden o peygamberden daha fazla dindardırlar. Buna İki örnekten birisi bildiğiniz üzere Atatürk'tür ve diğeri de Muhammed'dir, İslam dinidir. Atatürk konusunda günümüz Atatürkçülerini veya Atatürkçü gözüken ama Atatürk'ün yaptıklarının tam tersini yapan geçmiş siyasetçilerini gösterebiliyorsak aynı durum Muhammed'den hemen sonrasında cereyan eden halifeler dönemi için de geçerlidir. Muhammed'den daha çok Muhammedçi olanlar veya Allah'tan daha çok şeriatçı olanların yarattıkları Kur'an ve kurallar bütünü kendisinden başka hüküm vereceği kabul etmemiştir. Bunu Kur'an'da da yazmış, yazmışlardır. Kur'an'a da bu düşüncelerini eklemişlerdir. Yusuf Suresi ayet 40'ta hüküm yalnızca Allah'ındır denilmektedir. Eh, Allah olmadığına göre hüküm yalnızca bizimdir demek istiyorlar ya. Neyse. Bu hükümleri dini hükümler olarak düşünebilirsiniz. Ancak dini hükümlerin sosyal veya cezai hükümlerle çelişmesi durumunda da hüküm Kur'an'a göre yalnızca Allah'ındır ya da Allah'ın adına o Kur'an'ı yazanlarındır. Buna iki örnek verelim isterseniz. Biri zina, diğeri cuma günlerinin tatil olması konusu olsun. Zina konusu biliyorsunuz çok fazla konu edildi. Özellikle yakın tarihimizde. Geçmişte zina bizim ülkemizde suçtu. Yani Türk Ceza Kanunu'nda zina suçu işlenmişti ve cezası vardı. Şimdi cezai müeyyide olarak bir suç değil. Zina sadece evliyseniz size haklı bir boşanma hakkı sağlıyor. Ancak zina yapan kişi eşinden boşanmasının dışında bir ceza çekmiyor tabii ki. Eğer evli değilseniz hiçbir hukuki durumla karşılaşmazsınız. Çünkü zina bir suç değil. Oysa din zina konusunda tam tersi hareket eder ve zinadan tek kelimeyle nefret eder. Bugün ülkemiz layık bir ülke olduğu için kimse çıkıp yani kimse bize gelip ya da kimse bir şekilde zina konusunda da hüküm yalnızca Allah'ındır ve Allah Kur'an'ı zinayı suç sayar diyememektedir. Bu durumda ülke şeriat ülkesi olur eğer öyle bir şey söylenirse ve kabul edilirse bu gerekçeyle. Yani Allah'ın hükmüyle idare edilen bir hüküm Türk ceza kanuna girerse şeriat yönetilen bir ülke olmaya başlarsınız. Bu nedenle layıklık İslam dininde kabul edilemez. Layıklık bir kere daha Allah'ın hükmünün önüne geçmiştir. Ve zina konusunda Kur'an'daki Allah'ın sözlerine göre değil, Bugünkü Türk Ceza Kanunu zamanın gereklerine göre ayarlama yapmaktadır. Yani zina konusunda bile laiklik İslam dininin ve Allah'ın hükmünün önündedir arkadaşlar. Bu nedenle tabii ki İslam dini ya da dinler, diğer dinler laikliği hoş karşılamazlar. İkinci örnekte cumaların tatil olmasına gelirsek ikinci olarak verdiğimiz. Biz bildiğiniz gibi cumartesi ve pazar günlerini tatil ilan ettiğimiz için birçok kişi buna karşı çıkıyor. Belki bu zina kadar dinlendirilmiyor ama karşı çıkanlar var. Çünkü Kur'an'daki Allah'a göre müminlerin cuma günlerinin boş olması ve toplanıp namaz kılması, ülke meselelerini konuşması gerekir. Burada bir layıklık görebilenler var. Allah ülke meselelerini konuşsun istiyor. Bakın ülke meselelerini Müslümanlara bırakmış filan diye. Hatta bundan layıklık çıkartanlar var. Ama bu o kadar absürt bir <laughs> durumu bükme ve yamultma ki tabii ki bunu yemiyoruz ya da kimse yemiyor. Pazar günleri durumu ve Cuma günleri için şöyle bir şey söyleyeyim. Cuma günü istiyor sanız eğer yani Cuma gününün tatil olmasını istiyorsanız global bir dünyada bütün dünya çalışırken siz bir cuma günü bütün Türkiye'yi bir camiye kapatmayı düşünüyorsunuz demektir. Pazar günleri ise tam tersi oluyor. Bütün insanlar evlerine kapanmış ya da tatil yapıyorken kafalarını dinlerken siz burada oturup çalışacaksınız demek oluyor. Bu da global anlamda ilişkilerin aksaması anlamına gelir. Buradan İslam hüküm yalnızca Allah'ındır emrine göre pazar günlerini tatil kabul etmez ama global bir dünya içerisinde baktığınız sürece Yapmanız gereken pazar günleri tatil yapıp cuma günleri çalışmaktır. Çünkü artık işlemler o 1400 sene önceki duruma göre değildir. Artık her şey değişmiştir. O zamanın Arapları İsevilerden yani Hristiyanlardan ve Yahudilerden farklılık yapmak için cuma günü seçmişlerse bu 1400 sene sonra o Arap idarecilerin yaptıklarını yapmamız anlamına gelemez. Burada İki kanun koyucu ekibin çalışması söz konusudur. Ya 1400 yıl önceki Arap idarecilerin ya da kanun koyucularının kanunlarına bakarak hareket edeceksiniz. Hem zina konusunda, hem bu tatil konusunda ve birçok konu var daha. Ya da 1400 sene sonra bugünün dünya şartlarına göre yazılmış olan kanunlara bakarak hareket edeceksiniz. İslam ile layıklığın en büyük çatışmasının özeti de budur arkadaşlar. Size Kur'an'la yüzlerce sene önceki kanunların dayatılması veya dayatılmaması meselesidir İslam ve layıklık meselesi. Bazıları bunu daha ılımlı hale getirmeye çalışabilir. Yani hüküm yalnızca Allah'ın olmasına rağmen Allah'ın hükmüne göre değil, zamanı şartlarına göre yaşamayı da İslam'la bağdaştırabilenler var. Biz bunlara biraz modern modernistler diyoruz ama modernistlerin dışında olanlar da var. Bu insanların zaten bir cuma veya pazar veya işte başka İslami dertleri ya zina dertleri yoktur. Ancak bu sorunlar sürekli olarak toplumun bir köşesinde öylece kalır durur. Bazı anlarda hortlar bazı anlarda önünüze çıkar. Trend topikte işte Twitter'da trend topik olması gibi. Örneğin daha başka bir örnek vermek gerekirse. Örneğin layık bir ülkede erkek veya kızların sünnet edilmesi durumu bunun başındadır. Bu şu anda hiç gündeme gelmiyor. Bugün kızların sünnet edilmesi konusunda Türkiye'deki Müslümanlar için söylüyorum bir İslam görüş birliği olduğu için bunu sorun etmiyoruz, sorun yaşamıyoruz. Ancak gelecek zaman içinde bizi bizde erkek çocukların sünnet edilmesi konusunda büyük bir sorun çıkacaktır. Bunu göremiyoruz. Çünkü bir çocuğun bedeninde kalıtsal bir operasyon yapmak bugünün insan haklarına aykırıdır. Bir çocuk isterse reşit olduğunda gidip dininin emirlerine göre istediği organını kestirebilir ya da kendi bedeninde inisiyatif hakkına sahip olarak bunu isteyebilir. Bugün bu konu dinlendirilmiyor ancak yakın bir gelecekte bunun sorun olabileceğini biliyoruz. Çünkü birçok kişi anne ve babasını bu konuda dava edecektir. Sünnetin sağlıklı olduğu ile ilgili söylenenlerin de yalan olduğunu biliyoruz artık. İster evrimsel olarak olaya bakın, isterseniz insanı tanrı yarattı deyin. Sağlıksız bir şey ile dünyaya gelmek akıllıca bir açıklama değildir. Kısacası dinler ve o dinleri yaratanlar o zamanlarda kendi topluluklarını yönetebilmek adına başka hüküm verenleri sevmedikleri için o dönemde ne gerekiyorsa onu yapmışlar ve bu hükümlerin diğerlerinden üstün olmaması için de bu hükümleri bir tanrısallık atletmişlerdir. Eğer dinleri bu şekilde değerlendirirseniz yani dinler nedir? Din nedir diye sorarsanız ve bu işin tarihselci bakış açısına bakarsanız budur arkadaşlar. Bundan işte İslam dinini örnek veriyorum ama bu Hristiyanlık Yahudilik içine geçerli ama İslam'dan devam edelim. 1400 sene önce İslam dinini ortaya atanlar kendi hüküm ve emirlerinin ve kanunlarının o toplumda, yarattıkları o toplumda geçerli olabilmesi için ona bir tanrısallık atletmişler ve demişler ki hüküm sadece Allah'ındır. Oysa o hükümleri veren Allah değildi çünkü Allah yok. İbn Haldun'un Araplar için dediği Araplar sadece gökten gelen emirlerle idare edilebilir çıkarımı gereğince Arap idareciler Muhammed'ten bile daha Muhammedçi olarak göktendir veya Kur'an'dandır diye birçok ayet ve hadisi Kur'an'a eklemişler ya da İslam fıkhına eklemişler ve dini bir toplumda egemen kılarak bu kuralları egemen kılarak kendi egemenliklerini sağlamlaştırmışlardır. Bu durumu bu çerçevede değerlendirmeniz lazım. Bunu bir dönem Katolik Kilisesi Avrupa'da yapmış zaten. Örneğin kara kedilerin şeytani olduklarını ileterek kedi katliamına bile kalkışmış bu adamlar. Hatta yer çekimini reddeden ama bir gece yarısı çatının üzerine çökmesiyle ölen papalar vardır geçmiş Hristiyanlık tarihinde. Eğer hükümler dogmatikse, tanrısallık iddia ediyorsa değişken insancıl ve humanist kanunlara karşı çıkmak zorundadır. Atatürk bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti programını anlatırken bizi parti programımız gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla bir tutulmamalıdır demiştir. Çünkü gökten indiği iddia edilen dogmalar tarihin tozlu sayfalarındaki o Arap ya da işte Avrupalı neyse artık o dinler o idarecilerin kendi egemenliklerinin ürünleridir. Zaman süratle değişmekte ve insanların mutlulukları ve mutsuzlukları bile değiştirmek değişmekteyken kalıplaşmış dokmalarla insanları mutlu etmek imkansız. Hani az önce dedim ya buradaki problem biz dini yaşayarak daha mutlu oluruz projeyle layıklığı yaşayarak daha mutlu olur. Suat ise eğer dogmatik kanunlarla insanları mutlu edemezsiniz arkadaşlar. Avrupa bu gerçeği gördükten sonra Rönesans ve reform hareketlerinin bilimselliğiyle hatta bilimin atılımını da önde tutarak bu ilkel e, anlayışı, kilisenin ilkel anlayışını ya da dogmatik anlayışı diyelim açmıştır. Biz Atatürk'ten biraz öğrenebildik aslında. Ancak hala hüküm vericilerin o yüzyıl yaşayan insanlar olması gerektiği kanaatinde değiliz çoğunluk olarak. Bizler hala yüzlerce sene önceki egemenlerin hükümlerini din zannederek yaşamayı erdem sayıyoruz. Bu çağa uygun olmadığı gibi bu şekilde yaşayan ülkelerin egemenlikleri, mutlulukları ve özgürlükleri devamlı sömürülmeye açıktır arkadaşlar. Evet, İslam'da laiklik haramdır. Ancak devir İslam'ın çıktığı devir değildir. Laikliği yani başka hükümleri haram, yasak vesaire görenler artık yaşamıyorlar. Çoğu zaten başkaları tarafından öldürüldü. Nasıl yaşayacağınıza isimleri sadece birer tarih sorusu haline gelmiş insanlar karar vermesin. Siz karar verin. Çünkü haramdır diyecek bir Allah yok. Siz varsınız. 21. yüzyılın akıl çağında yaşıyorsunuz. 7. yüzyılın mistik değerleriyle bu yüzyılda yaşamaya kalkarsanız esir olursunuz, başkalarının kölesi olursunuz. Bugün İslam coğrafyası emperyallerin esiri ise bu hala yasak ve serbest kavramları yani kendi parti programlarını gökten indiği sanılan kitapların dokmalarıyla donutan donatan basiretsiz idareciler sayesindedir. Atatürk'e de dediği gibi ancak basireti olmayan idareciler ülkelerin yönetirken dini kullanırlar. Şimdi böyle dediğim için geçmişin dinlerini yaratan idareciler basiretsiz midir? diyenler olacaktır. Hemen belirteyim. Hayır. O insanlar basiretsiz olmamak bir kenara, yaşadıkları toplumların gerçeklerini net olarak görebilmiş insanlardır. Ancak o toplumlar yok. O insanlar yok. Öyle bir dünya artık yok. Basiret olmayanı görmek, olana göre hareket etmekse, geçmişin yöntemlerini hala kullanmaya devam etmek elbette ki basiretsizliktir. Neyse ki ulu önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bizde öyle yöneticiler yok hepimiz layık sistemi seviyoruz. Bunu Suudiler veya İranlılar düşünsün değil mi? Keşke bu artık keste Arapça yapsaydım diye düşünmeye başladım bak şimdi. Neyse yaptık artık yapacak bir şey yok.